özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 2. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. İzleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Tabii. Pazartesi günü oynanan maçların sonuçlarını hep çarşamba günü yeni hafta programımızın içinde değerlendiriyoruz. O yüzden bu akşam oynanacak Denizli Spor, Çaykur Rizespor maçının sonucunu çarşamba günü yeni hafta programında konuşacağız. Onu söyleyelim. Sen dün Pendik Spor Altay maçındaydın statta. İki takımı kanlı canlı izledin. Zaten o maçı da konuşacağız. Bir hatırlatmaları yapalım. Tabii. Ardından bu hafta oynanan Samsun Spor Eyüp Spor maçı dışındaki tüm maçların sonuçlarını konuşalım. Samsun Spor Eyüp Spor maçının sonucunu özel ayrı konuşacağız. Aynen. İlk hatırlatmalarımızı yapalım, ardından maçlara da giriş yapalım. İzleyicilerimizi ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşıp bizi de oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu ilk defa izleyen izleyicilerimizden ya da abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını özellikle rica ediyoruz ve videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Senin hatırlatman var mı? Ben de öncelikle sponsorumuz Vidisport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir taraftar video kartları projemizle ilgili bilgilendirme yapacağım. Şu anda TFF 1. Lig'den Yılport Samsun Spor ve Pendik Spor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Hiçbir şekilde ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da kendisine bir gelir kalemi oluşturmuş oluyor. O yüzden tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Ayrıca senin dediğin gibi golvar.com'da spor haberleri ve tahminlerimizi yazmaya devam ediyoruz. TFF 1. Lig'den de maçları, yorumlarını maç yazıyoruz. Maç yapabiliyoruz. Yani her maçı yapmıyoruz ama hani görüşümüz anlamında bir maç olursa onunla ilgili de analiz, tahmin yazıyoruz. O yüzden her izleyicimizden golvar.com'dan da bize takip etmesine özellikle rica ediyoruz. Her gün çünkü tahminlerimizi oradan görebilirsiniz. Onu söyleyelim. Bolu Spor Gençlerbirliği maçıyla başlayalım. Tamam. Bence bu hafta, yani geçen hafta TFF 1. Lig'deki görüşlerimizde başarılıydık ama bence bu hafta bayağı bir yanıldığımız maç oldu. Doğru. Bolu Spor Gençlerbirliği maçıyla başlayalım. Başkent temsilcisi Bolu'dan resmen maden çıkardı. Transfer tahtası kapalı Gençlerbirliği'nin. Çok kan kaybettiler ama Metin Hoca ve öğrencileri çok zorlu bir maçtan 3 puanla Ankara'ya döndüler. İlker ve Musa'nın attığı gollerle 2 devrede 2-1'lik galibiyet aldı Gençlerbirliği. Balde de 2 maç 2 gol oldu Bolu Spor'da. İlker de 2 maç 2 gol oldu. Aynen, Gençlerbirliği'nde. Musa Şahindere de Gençlerbirliği formasıyla ilk defa resmi bir maçta gol attı. Onu da söyleyelim. Neler söyleyeceksin? Alkaralar çok değerli bir 3 puan aldı. Yorumun ne olur maçın sonucu için? Şimdi öncelikle Gençlerbirliği'ni ben tebrik ediyorum. Yanıldığımız maçların başında gelen maçlardan birisi bu. Yanıldığı, yani bir takım bizi yanıltırsa onu da özellikle tebrik ediyoruz. Gençlerbirliği de çok iyi bir şekilde mücadele ederek maçı kazandı. Ben maça baktığım zaman da ben Sait Karafırtınalı Hoca'nın büyük hatalar yaptığını düşünüyorum kadroda. Batuhan İşçiler nasıl sol stoper oynar? Birevgu nasıl yedek oynar? 2. Kayamba bu takımın değil, bu ligin oyuncusu değil. Kayamba çok büyük sorumsuzluk. Bunu zaten söyledik. Biz mesela transfer döneminde yorum yaptık. Maalesef. Dedi ki Kayamba'dan bir şey beklemiyorum. Bunu ben söyledim özellikle. Samsun'da da söylemiştim. Bir taraftan hemen altına yorum yazdı. Kayamba iş yapacak, işte seni de yanıltacak. Yanıltırsa ne yapacaksın? Ya biz görüş belirtiyoruz. Görüş belirttiğimiz zaman da haklı da çıkabiliriz, haksız da çıkabiliriz. Aslında ilk hafta da iyi başlamıştı. Golün asistini de yaptı. Asist ama su kaynattı maalesef. Öyle zaten ya. Zaten, çok gereksiz bir hareket. Zaten biz bunu söylüyoruz. Bak, hatta dün bir taraftar, hatta daha doğrusu maçın olduğu gün bir taraftar yorum yazdı. O da Samsun Spor taraftarı hatta. Dedi ki Kayamba siz geldiğiniz zaman da söylemiştiniz. Kart görme özelliği de var. Ben bunu söylemiştim biliyorsun transfer olduğu zaman da. Hani değişik agresif hareketleri var demiştim. Durduk yere adama böyle koyuyor. Metan vuruyor. Mert'e vurdu orada. VAR'a gitti. VAR'dan kırmızıyı verdi. Doğru karar. Ha şimdi enketi 2-3 maç ceza alacak. 2 maç olmaz. Bari. Onu yazan taraftar şimdi bunu da yazması lazım. Desin ki ya kardeşim siz söylemiştiniz daha ikinci hafta şey yaptı. Ya bir izleyin ligi başlasın. Görüşlerimizi ona göre değerlendirin. Biz yorum yapıyoruz. Sen niye kötülüyorsa. Kardeşim bildiğimiz bir şey var ki biz söylüyoruz. Biz niye Brego'ya kötü demiyoruz? Niye Balde'ye kötü demiyoruz? Niye Landel'e kötü demiyoruz? Niye veya Zahit Çınar'a geçen sene oynadığı zaman da kötü demiyorduk? Bu nedenden dolayı. İki haftada iki kırmızı kart gördü Bolu Spor'da, onu söyleyeyim. Sait Hoca'nın hatası Kayamba'yı oynatması 1-11'de. Batuhan İşçileri sol stoper oynatması 2. Yamayego'yu aldıysan
ideal stoperi oynatacaksın. Yamayego'yu beğendin mi sonradan oyuna girdikten sonra? Ya şimdi sonra şöyle, Yamayego'nun zaten yetmeyeceğini düşünüyoruz. Birkaç müdahalesi oldu. Yetmeyeceğini düşünüyoruz ama ya ideal stoperin varken ideal stoperini oynatman lazım. Sen sol bek adamını sol stoper oynatıyorsun. Yanlış. Onun dışında işte bakıyorsun Melih yine hiçbir şey yapmadı. Hakan... Melih 2-3 kere geriden topla çıkmaya çalıştı ama. Aynen. Ya şöyle bir durum var. Bir de Selman'a da yedek kalmamalı bu takımda. Evet, orada ya şöyle. Yani Çağlar Şahnak baba evet çok iyi bir kaleci. Ben onu beğeniyorum, sıkıntı yok ama Selman hem daha iyi hem daha iyi top oyuna kuruyor ayağıyla. Kalecinin oyun kurması bile önemli ayağıyla. Bir defans gibi ayağıyla iyi pas yapabiliyor. Yani arkadan oyunu kuruyor veya önündeki oyuncuları yönlendiriyor. Bak mesela bu maçta defans anlamında çok hatalar yaptı Boluspor. Boluspor çok açık verdi geride. Felaket açık. Yani Batuhan Üçler sol stoper oynuyor. Bu adam zaten oyuncu markajı eden bir oyuncu değil ki defansif anlamda. Bu adam açık oyuncusu. Yani bek oyuncusu. Kanat tarafında, yan tarafta ama sol stoper oynattığın zaman adamın nevri şaşar zaten. Balıkesir'de de sol stoper oynarken çok penaltı yaptırıyordu evet mesela. Mehmet Zahit Çınar da İstanbul'da tedavi oluyormuş bu arada. Öyle mi? Sakatlığı var ya. Hı-hı, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynen. Çok geçmiş vallahi olsun. Valla zaten şöyle bir şey var. Ben biliyorsun sol bek noktasında hep şunu söylemiştim. Boluspor'a sol bek lazım. Batuhan İşçilerle sen Bülent'i saydın. Bülent Cevahir var işte. Şimdi Allah korusun Bülent planı yetmiyor da. Diyelim ki Bülent'e bir şey olsun. Batuhan İşçiler oynarsa Boluspor taraftarına Allah sabır versin. Boluspor'da da para yok işte, sıkıntı büyük. Dün Sait Hoca da maçtaydı bu arada. Aynen, Pendik Spor'u izledi. Sen Hoca ile dün tokalaştık. Hoca da dakika 85'te oyundan çıktı. Şey oyundan derken maçtan çıktı. Stat'tan. Zaten alacağını oradan almıştır. Çünkü 2 hafta sonra Pendik'te oynayacak 4 İstanbul'da. 4 Eylül pazar günü. 2 aynen hafta var. Hani o yüzden hoca da rakibiyle ilgili analizler yapmıştır. Bir de Altay'la da maç olacak sonuçta. Doğru. Altay'ı da analiz etmiştir. Tabii. Hocayla da orada tokalaştık. Valla Boluspor'da şöyle bir nokta var. Tamam kadroda belli sıkıntılar var ama hoca da elindeki ideal kadrodan ideal 11'i çıkarması lazım. Bir ego. Bu takımda, bu dünyada kötü bir şey olmadığı sürece yedek kalamaz. Onur Ulaş ilk hafta 11 başlamıştı. Bu maçta kadroda bile yoktu. O da ilginç oldu. Bilmiyorum, belki sıkıntı olabilir. Batuhan'ın yerine oynayabilirdi ama acaba korona mı? Onu da bilmiyoruz. Aynen, bilmiyoruz. Açıklama gelmedi. Korona olduğunu zannetmiyorum da belki bir sıkıntı olabilir. Gençler Birliği için ne diyeceksin? İki maçta 4 puanla başladılar. Hele Altınordu maçında penaltıyı kaçırmasalardı iki maç 6 puan olabilirlerdi. Ama şu sıkıntılı süreçte... Penaltı kaçtı ama penaltıdan 1 dakika sonra gene gol oldu 2 dakika sonra. Evet, o da var. Şu sıkıntılı süreçte çok iyi başladılar bence. 2 maç 4 puan. Ne dersin? Vallahi Gençler Birliği gayet iyi başladı. Bizi aynen bu maçta yanılttı. Tabii. Tebrik ediyoruz özellikle. Hani tahtası kapalı. Evet. Maddi olarak bayağı bir sıkıntıları var. Onlar da Arda Güler'den gelecek parayı bekliyorlar gibi. Hani biraz aynen doğru. 3 milyon euro, 4 milyon, hatta hani 3 milyon euroyu az buluyorlar da bir 5-6 milyon euro gibi bir para gelirse hani 100 milyon TL para yapar. Doğru. Zaten Gençler Birliği'nin borcu 180 milyon TL. Yarısını en kötüsü, yani zaten şöyle en kötü yarısını çıkartacaklar gibi duruyor oradan. Ama hani 4-5-6 falan olursa Gençler Birliği'nin borcunun bir çoğunu, yani şöyle %55-%60'ını neredeyse tamamlayacak bir eritir para olacak. Aynen. Ama tabii ki bunu alırken, alınırsa tabii çok iyi bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yani. Bu fırsat bir daha gelmez. Gelmez. Gençler Birliği'nin biz ayaklarının yere sağlam basan İnşallah. Sıkıntılı bir takım olmamasını temenni ediyoruz. Bu maç için de tekrardan tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Boluspor büyük bir kayıp yaşadı. 2 haftada 2 kırmızı kart oldu. Hocanın da bence bu noktada biraz o oyuncularına zerzenişte bulunması gerekiyor bence diye düşünüyorum. Bence Kayamba'ya bir para cezası verilmeli ki takımın geri kalanına da bir örnek olmalı. Tam onu söylüyordum. Kayamba'nın kesinlikle ağır bir para cezasına aynen çarptırılması gerekiyor. Ya, takımına ihanet etti bu maçta. Kesinlikle öyle. Gençler Birliği'nde bir de Metehan Mert bu performansını bu sezonda böyle devam ederse seneye Gençler Birliği tutamaz Metehan. Kesinlikle Metehan Mert çok iyi oynuyor. Sağ bek oynadı bu maçta bir de, müthiş oynadı. Hem stoperde çok iyi oynuyor hem de sağ bekte. Böyle giderse Metehan'ı tutamaz. Metehan rahmetullah gibi transfer yapabilir. Ben aynen, Süper Lig'e de gidebilir. En kötü TFF 1. Lig'de şampiyonla oynayan bir takıma gider. Kesinlikle. Metehan'ın önü açık. Aynen. Aynen öyle. Cumartesi'ye geçelim. Gençler Birliği'nde tekrardan tebrik edelim. Evet. Tebriklerimizi iletelim. İkimizin de favori gördüğü bir maçtı. Tuzla Spor, Bandırma Spor maçı. Bandırma Spor, Yıldız 10 numarası Kerim Avcı'nın duran toptan attığı 2 golle ilk yarının sonu free kick. Maçın sonuna doğru da penaltıdan attığı birer golle toplam 2 gol. Her iki devrede gelen birer aynen golle 2-0 kazanarak lige çok iyi bir başlangıç yaptı Bandırma Spor. Bandırma Spor'un biliyorsun bu sene sponsoru Bey Çimento. Çimento gibi bir Bandırma Spor vardı bu maçta. Hatta Tuzla'dan maça giden bir isim bana yazdı. Başka bir takımın taraftarı dedi ki bu Tuzla Spor hani ne kadar zayıflamış. Yani şu an çok kötü durumdalar diye. Zaten hiçbir zaman Tuzla Spor çok iyi olmadı. Ama geçen sene gene iyiydi. Bak Ezeh vardı, Haris vardı, Ferhat Öztorun vardı, Ahmet Yazar vardı. Bir aynen malzeme vardı.
Şu an Tuzla Spor çok kötü durumda kadro olarak. Zaten forvet. Zaten Bandırma Spor'un çok iyi bir kadrosu var. Bunu söylüyoruz. Çok geniş bir kadro var. Bu maçta olan zaten özellikle. Kadroya giremeyenlere bak. Okan Alkan, Mustafa Saymak. Bir Kenny problemi var. Onu da konuşacağız. Onu birazdan konuşacağız aynen. Hani Bandırma Spor'un gerçekten çok geniş bir kadrosu var. Manos mesela gol atamadı ama free kick'ten önce faul aldıran oyuncu mesela. Hani çok kaliteli bir kadrosu var Bandırma Spor'un. Net favori olduğu maçta da hata yapmadı. Ne düşünüyorsun Bamba'nın aldığı 3 puan için? Ben öncelikle tekrardan Bandırma Spor'u tebrik ediyorum. Bandırma Spor'un ben kaybetmeyeceğini söyledim en kötü. Net olarak kazanır diyemedim. İlk maçı diye. İlk maçı diye özellikle. Ama kazanmasına bildi. Tecrübeli oyuncu Kerim'in attığı 2 golle. Maestrosu. Şimdi zaten Tuzla Spor'un kadrosuna baktığımız zaman da biz biliyorsun transfer döneminde en dikkat çektiğimiz oyuncu Enzo Zimata'ydı. O da erken çıktı. Enzo Zimata dışında bu takımın yapmış olduğu transferlerin %99'u yanlış. Kone zaten ayakta duramıyor ki bu maçta yedekti de. Hani Mori Kone zaten çok yetersiz bir oyuncu. Ronaldo Tavares gene kadroda yoktu. Aynen. Bir bilgin var mı? Bilgim yok. Zaten buna alıştık. Tuzla Spor bir transfer yaptığı zaman da yani yeni transfer. Yani haftalarca kadroda olmayabiliyor. Onunla hiç açıklama gelmiyor. Geçen sene mesela Valente Pedersen. Onlar da bu şekilde bir anda. Ya da bir anda gidebiliyor oyuncular. Valla Tavares giderse kimse şaşırmasın. Bak ben aynen, sana söyleyeyim. O da olabilir doğru. Belki sinirlendiler. Kadroşu bırakıyorlar. Her şey olabilir. Zaten Tuzla Spor'un kadrosuna bakıyorsun. Kulübede oyuncu yok alacağın oyuna. Stefan Savic dışında alabileceğin bir tane oyuncu yok. Yani İlk 11'de ne Atakan var. Üner 1, ne Çekler Orhan 2, ne Umutcan Kamber 3, ne Mehmet Coşkun 4, ne de Süleyman Nuş 5. Ya bu adamlar zaten hiçbir şekilde skora etki edecek veya ne bileyim defansif anlamda olsa örnek veriyorum Süleyman Nuş'u söyleyelim. O da girse defansif anlamda orada da katkı veremeyecek. Tuzla'nın zaten ilk 11'inde sıkıntı var. Kulübeyi geçtim. Yani mesela Tarık Çamdal... Emre Koyuncu'nun ne işi var oyunda ya? İlk 11'de. Tarık Çamdal futbolu bırakmış durumda bence. Tarık Çamdal 11'de başlatmak futbola ihanet. Ben şimdi öyle düşünüyorum. Şimdi 11'e bakıyorsun. Emre Koyuncu. Kalede Emre Koyuncu. Mustafa Emre Can. Bünyamin Yürür. Ya bu adamların bu ligde ilk 11'de forma şansı bulması... Çok zor. Bulmamalılar. Ama oynuyorlar yani. Tuzla Spor ilk haftada zaten hakemin hatasıyla bir puan aldı. Adana Spor'un %100 penaltısını vermedi biliyorsun hakem. Aynen. Orada yırttılar yani. Hı-hı. Bandırma Spor için ne diyeceksin? Bandırma Spor sezona çok iyi başladı ve çok geniş ve kaliteli bir kadrosu var Bandırma Spor'un. Mesela Berkant Mahmut bu maçta çok iyi oynadı genç Berkant'tan sahabeyi. Berkant'tan zaten söyledik. Sen geçen seneden beri diyorsun zaten sarı yerden beri. Aynen dikkatli izlesinler. Aynen. Çok iyi oyuncu demiştik. Bu maçta da zaten özellikle ikinci yarıda bir pozisyon vardı. Orada çok güzel hata başlatmıştı. Doğru. Berkan bu maçta da takımında ne kadar önemli bir oyuncu olacağını aynen. bize 2 haftadır demeyeyim bir haftadır gösteriyor. Evet. Geçen senede de zaten çok iyi performansı vardı. Şimdi ben kadroya baktığım zaman da Bandırma Spor'da yani oyuna girenlere Atabey 87'de girdi. Geç Sedat geldi. 70'de, Kamara 87'de, aynen. Oğuz Kağan 70'de, Dembele de 66'da girdi. Şimdi bir kendi problemi var. Şunu söyleyeceğim hiçbir oyuncu bir takımdan önde değil. Kendi de Bandırma Spor'un önünde canım. Olamaz aynen. hiçbir şekilde. Doğru. Yani benim hep söylediğim bir nokta var. Bir adam iyi oynamaya başladığı zaman da hani tamam Kenny zaten iyi oynadı kimse bir şey demiyor da eğer bir adam bir senelik performansıyla veya 4-5 maçlık performansıyla iyi oynadığı zaman da karşılığında bir tarafları kalkma noktasına gidiyorsa o adamdan hiçbir zaman bir şey olmaz. Hayır ben sana gelmez söyleyeyim. Hayır gelmez. O adam zaten bir sene sonra bir yerde patlar. İstikrarsızlık yapar tabii. patlar yani tabii. anladın mı? Veya bir kavga eder. Bir anlaşmama durumu olur. Doğru. Çünkü niye? Bu adamda ego vardır. Der ki kardeşim ben top oynadım der. Arkadaşına der ki ben şöyle olacağım, böyle olacağım der. Orada kavga çıkartır. Veya işte şu an Bandırma Spor'da olduğu gibi bir sıkıntı çıkar. Ben Bandırma Spor'un yerinde olsam bu saatten sonra Kenny'nin fişini çekerim. Bir tane forvet transferi yaparım işi bitiririm. Çünkü neden diyorum? Bu saatten sonra Kenny'den de hayır gelmez. Zaten Kenny kalmak istemiyorum diyor. Bir de hani sen oynatırsan yani tutup oynatırsan bu sefer kendin eline koz verirsin. Bir de takıma zarar da takıma verebilir. Zarar verir. Yani çürük yumurtalar biliyorsun yanındaki yumurtalara da. Çürük hani, elmalar. Çürük elmalar pardon yanındakileri de çürütebilir hı-hı. hani zarar verir. Aynen. Zaten şöyle bir durum da var. Bandırma Spor Kulübü Yağma Hasan'ın börek dükkanı değil hani. Kevin'de teklif geldi diyor da hani kafasına göre çekip gidemez. O zaman bir bonservis getirecek gidecek yani. Hı-hı. O zaman her teklif gelen oyuncu elini kolunu sallayarak giderse takımlarda oyuncu kalmaz. Tabii ki. Bir de Bandırma Spor çok iyi bir kadro kurdu. Çok iyi bir havası var takımın. Bir tane oyuncu için 25 tane oyuncunun aynen. huzuru kaçamaz. Pire kızıp
Giderse gitsin Kenny. Başkasını bulur Bandırma Spor. Herhalde. Şu anki forvet hattı bile gayet iyi. Dembele var, Şibango var. Şibango bile kadroda yoktu. Ama kadro Şibango çok geniş işte. Birileri dışarıda kalıyor. Şibango mecbur. Belki açık oyuncusu ama hani Şibango hücuma dönük bir tabii. Yani skorer bir şey. Caner Hüseyinbağ'ı beğendim bu maçta. Ne diyorsun? Geçen seneye göre ben. Bu maçta 3 tane isabetli şutu var. Hiç top kaybı yapmadı. Hatasız oynadı. Gayet şimdi daha iyiydi. İlk maç. Evet. Ya böyle oynarsa sezon genelinde Caner katkı sağlar İlerleyen bence. Haftalarda önemli ama kanat oyuncuların her zaman skor da yapması lazım. Şimdi de şu rakibe baktığın zaman da Tuzla Spor maçı da Tarık Şamdal oyundu karşısında. Çok hani böyle ölçü olabilecek bu bir maç değil. Bu haftaki Göztepe maçı olur o. Göztepe maçıyla beraber Bandırma Spor'un da o 7 haftada çok önemli maçlar var. Samsun Spor var mesela. Zaten Bandırma Spor çok sert bir fikstürü var onu söyleyeyim. Aynen. Hani arka arka önemli maçları var. Zor bir fikstürle başlıyorlar. Buradan hani çok güzel bir şekilde puan çıkartırsa tabii. Önü açık. Transfer döneminde dediğimiz gibi Bandırma Spor net anlamda iki kağıda ya. Kenny olayı da Onur Başkan'la Kenny görüşeceklerdi. Hı-hı. Orada olay çözülür bakalım. Onur Başkan hiçbir zaman taviz vermez. Yeni adım atacağını ben çıkarsa. De düşünmüyorum. Aynen öyle. Levent etkisizdi bu maçta. Sıcaktan falan olabilir mi? Ya olabilir. İlk hafta için bir şey demek doğru değil. Caner daha hani etkiliydi Caner'e, de ona göre. Hani Caner'e nasıl diyorum hani ilk haftada oynadı çok göz önüne. Mesela şöyle bakalım. Geçen sene Levent %70 oynadıysa Caner %10 oynadı. Caner ama şimdi ilk maça formsuz. Bakarsan Levent kötüydü, Caner iyiydi. Şimdi tabii. Bu bir ölçü olmaz. İlerleyen haftalar önemli. Şimdi bak bu maçı iyi oynar, 10 maç kötü oynar mesela. Tabii o da. İstikrarı görmemiz lazım. Zaten Kutrompis'i nasıl buldum ben? Beğendim, iyiydi. Ne dersin? Caner'e bir şey ettim ardından tamam, ona gireceğim. Pardon. Zaten atıyorum 6. 7. hafta geldiği zaman da oyuncunun performanslarına göre daha net yorumlar yaparız istikrarına göre. Kutrompis zaten çok tecrübeli bir oyuncu, evet. Yunan oyuncu. Disiplinli, karakterli bir oyuncu. Zaten özellikle şu büyük maçlar var ya, Samsun, Eyüp, Pendik, Sakarya, Göztepe, Rize. Tabii. Bu tarz maçlarda Kutrompis'in ne kadar daha değerli olduğunu taraftarlar ve izleyiciler görecek. Kutrompis o maçlarda hani bazı oyuncular var ya, tecrübe oyuncular, büyük maçlarda kendini gösteren plana çıkar. İşte Kutrompis de onlardan birisi. Aynen. Bu maçta zaten iyi oynadı. Ki zaten Tuzla Spor hiç zorlayamadı. Yani o da doğru. Bandırma Spor'u ben tekrardan tebrik ediyorum aynen. Şu anda. Bandırma Spor'u tekrardan tebrik edelim. Kaldığı yerden devam ediyorlar. Geçen aynen seneden. Öyle. Cumartesi akşamı bir maç vardı. O maçı konuşalım. İki maç var ama bir tanesini özelde konuşacağız. Aynen. Samsun Eyüp maçı. Altınordu Sakarya Spor maçına geçelim. Ligin yeni ekibi Sakarya Spor, ligin ikinci haftasında ilk puanlarını almayı bildi. İzmir deplasmanında Hurşit ve Kasongo'nun golleriyle 2-0 kazanarak Sakarya Spor ilk 3 puanını, ilk puanlarını aldı hatta. İlk puanını, i̇lk puanlarını. Golünü. İlk gollerini 11 yıllık aranın ardından TFF 1. Lig'de. Sakaryaspor geçen haftanın ardından çok hırslı başladı maça ve istediğini de aldı. Altınordu'nun ikinci golünde Furkan Metin'le Volkan Fındıklı'nın ortaklaşa çok büyük hatası var. Aynen. Kasongo'nun önüne öyle top atarsan geçmiş olsun. Oğuz da çok zor taştı ama. İlk golde. Aynen. Oğuz'un Hurşit'in golünde. Sakaryaspor önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet şu açıdan çok önemliydi. İlker Hoca'nın tepkileri ve baskıyı dindirmesi anlamında bir de Sakaryaspor'un haftaya da çok güzel bir maçı var. İç sahada Tuzla'yla. 3 maç 6 puan yapabilirler bir anda. Ne düşünüyorsun Sakaryaspor'un 2-0'lık galibiyeti için? Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Benim en kötü kaybetmeyeceğini düşündüğüm ben maç sen net kazanır demiştin. Aynen. Tebrik ediyorum, kazandı. Ama hoca için yine şunu söyleyeceğim. Yani Nalepa bu takımda yedek kalamaz. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Nalepa bu takımda yedek kalamaz. Sakarya'nın yerel gazetelerinden birinde bir haber gördüm. Nalepa'nın hazır olmadığını söylemiş hoca. Ha böyleyse bir şey demem. Fizik olarak. Oyuna da girmedi Nalepa. Böyleyse bir şey demem. Aynen. Ama açıklama gelsin ki biz ona göre yorum yapalım. Evet. Şimdi hani bilmediğimiz için. Tabii. Açıklama da gelmediği için. Afaki oluyor. Afaki yorum yapıyoruz. Hani yapmamız gerekeni yapıyoruz tabii, şu anda. Ama aynen. Örnek veriyorum. İlker Hoca der ki Nalepa şu anda hazır değil fiziksel olarak. Atıyorum 5. 6. haftada kendisini bulacak dese, biz de karşında desek ki hoca nasıl bunu yedek bırakıyor desek, o zaman bize herkes istediğini diyebilir. Yani adam bunu diyor, sen bunu diyorsun der. Ama şu anda ne açıklama var, ne bir bilgi var bununla ilgili. Senin dediğin bir gazete şeyi var diyorsun, aynen. Haberi var yerel, diyorsun ama hani bunun gazete. Net olarak aslında bunu Erhan Bey'e de sorabiliriz. Erhan Kaytan Bey var biliyorsun, haberler veriyor Sakaryaspor'da, Sakarya şeyinde. Ona da sorabiliriz. Yani çünkü önemli noktalar bunlar. Emirhan da bence hazır değil gibi duruyor o zaman. Tabii. Eğer böyleyse Emirhan da şu anda zaten senin dediğin gibi geçen hafta o demiştin da sonradan ya oyuna girdi. Bursa'dan geldi nasıl ne kadar hazır demiştin. Alanya'dan. Şey Alanya'dan pardon. Yani zaten Alanya'nın oyuncu da Bursa'da oynadı ya. Bursa'dan Alanya'ya gitmişti. O yüzden hani belki onda da böyle bir sıkıntı olabilir. Altınordu'ya baktığımız zaman da Altınordu geçen haftanın performansı bu maçta yarısını bile oynamadı bence. Ahmet İnhan yine biraz zorladı. Bence şey çok iyi oynadı. Sana söyleyeceğim yani. Baktığın zaman da zaten takıma özellikle tek iyi oynayan oyuncu oydu. Ama oyuncu da yedek kaldı. Şeref Özcan oyuna girdi. 70'ten 80
85-90'a kadar sol taraftan en zorlayan oyuncuydu. Bir frikiği var, bir de üstten avulta çıktı. Sence Altın Ordu'nun şu kadrosunda Şeref Özcan yedek kalmayı hak ediyor mu? Kalamaz. Ve yedek kalacak oyuncu mu sence? Kalmamalı. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sakaryaspor'a götürelim Şeref'i, orada bile 11 oynar. Ya Şeref öyle bir oyuncu. Oynayabilir. İlker Hoca Sakaryaspor'da sol bekte İsmail'i kullandı. Huşit'i kendi yerine attı bu maçta. Onun sağda için ne düşünüyorsun? Kullandı. Sağda Oğuz oynadı bekte. Sağ açıkta da Kyle Wuller'i oynadı. Evet. Huşit kendi yerine geçince skor yaptı hemen. Huşit zaten iyi bir oyuncu. Oğuz da çok güzel orta açtı. Huşit de çok güzel arkaya kaçtı. Doğru. Ve golle buluşturdu. Yani İsmail de hatasız oynadı. İsmail normalde sağ bek. Ters mevkide oynadı. Hüsamettin kadroda yoktu. Hazır değilmiş. Hazır değil ama hazır da olsa ben Hüsamettin'in 11 oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de inanıyorum. Yani şu anlamda hani katkı verme anlamında ama hoca bence büyük ihtimalle Hüsamettin'i oynatacaktır solda. Olabilir. Önünde de Hurşit'i oynatır diye düşünüyorum. Bak Burak Süleyman bile bu maçta yedek kaldı. O yedek kaldı. Normal. Bak, İlk hafta iyi oynamadı. Şimdi bak yani. Şöyle bir şey var normalde. İsmail Ordu'dan net olarak bir sağ bek. Evet. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu Adana değil. Adana Spor'da ama Sait Hoca oynatıyordu mecbur kalınca. O oyuncu yok diye. Burada da öyle oldu. Oyuncu yok diye ama. Şimdi mesela Sakaryaspor'a baktığın zaman da en azından Hurşit sol bekte oynayabilen bir oyuncu. Normalde hoca ne yapması lazım? Hurşit'i sol bek oynatıp önünde kanat oyuncusu oynatması lazım. Yani Burak Süleyman'ı, işte atıyorum Vullari'yi. Ama Vullari sağda oynadığı için sağda oynadı. Burada Burak'ı solda oynatabilirdi. Bak Burak'ı burada bile oynatmadı. Burak Süleyman... Bence bu lige yetmez. Bence Sakaryaspor'un acilen kanat oyuncusu olması lazım. Ozan Sol da 2 maç ceza aldı. Haftaya da yok. Haftaya da yok. Bu da büyük bir sorumsuzluk. O zaman sen Burak zaten. Süleyman için şunu diyorsun. Sen Muhammed Akarslan için de hep diyorsun. İyi bir ikincilik oyuncusu. Aynen Burak'a öyle. Da onu aynen diyorsun. Öyle zaten. Anladım. Ya zaten şöyle bir nokta var. Biz oyuncuları kötü demiyoruz. Tabii. Oyuncular iyi ama yetmiyorlar bu lige. Patrik, her ligin bir oyuncusu var. Banzı 66'da girdi. 85'te çıktı. Onun için ne düşünüyorsun? İlker Hoca beğenmedi hiç oyununu ve Sakaryaspor taraftarlarında Banzı'ya tepkisi vardı. Vallahi Banzı biraz... Sağda ne yaptığını bilmiyor gibisinden. Vurdum duymaz oynadı. Hani sanki böyle affedersin... Hani halı sahada maç oynanırken bir adamın oğlu kenarda maçı izler ya, adamın oğlu babası sakatlanır, hani yalandan oyuna girer. Hani Banza'da sanki onun yani o düşünceye girmiş gibi girdi, öyle oynadı, kötü oynadı, hareketler çok yaptı, sarsak oynadı, aynen. Hani savruk oynadı, evet, vurdum duymaz oynadı. Doğru. İlker Perin Hoca da cezalandırdı. Dayanamadı şimdi hoca hata yaparken hatasını da söylüyoruz. Doğru yaptığında doğru. Bak bunu tabii. Genelde şu anda Türkiye'de olsun, belki yabancı ülkede de olsun. 100 tane hoca getir, 99 tanesi bu hareketi yapmaz. Yani 65'te aldığı oyuncu 85'te 20 dakikada veya çıkardı. İşte 75'te çıkarmaz. Aynen. İlker Hoca'yı bu anlamda ben tebrik ediyorum. Doğru olanı yaptı. Hani şunu gösterdi, bu formanın şeyi çok kolay değil. Bir de Sakaryaspor'un ilk golünde Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım'a mükemmel bir pas attı. Aynen, onu söyleyecektim. Serkan Odabaşıoğlu da bu maçta gayet iyi onu oynadı. Söyleyeceğim, i̇lk aynen. İlk maçın aksine Oğuz da, Serkan da çok iyi Serkan oynadılar. Serkan da iki tane hata, iki çok tane... Çok iyi bir şut çekti uzaktan. Kaleci çıkardı. İki tane nokta var Serkan'da. Bir tane şut çekti, avuta gitti. İkinci yarıda da 79'da topu kaybetti. Ahmet Deli karşı karşıya golü atıyordu az daha. Evet, doğru. Orada da büyük hata yaptı. Orada ama bir sıkıntı da oldu. Topu dışarı atmama olayları falan oldu. Ortalık karıştı aynen. Sonra. Biri sakatlandı hatta. Hı-hı. İsmini hatırlamıyorum. Ben tekrardan Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Aynen, tebrik ediyoruz Sakaryaspor. Önemli bir 3 puan oldu. Kesinlikle. Kendinin üzerinde yer alan ölü toprağı attı. Aynen. Haftayı da zaten, daha doğrusu bu hafta sonu da Tuzla maçı çarşamba günü Tuzla maçını konuşacağız. Ama sonucunu konuşamayacağız. O da pazartesiye denk geliyor. Pazar gününe geçelim. Geçelim. Ligin yeni ekibi Bodrumspor müthiş bir galibiyet aldı ve bizi de yanılttı bu aynen. Maçta. Benim Bolu ile beraber bu hafta en çok güvendiğim maç bu maçtı. Keçiören Gücü'ne güveniyordum ama bu iki maç beni yanılttı. Deplasmanlar maçı kazandı. Aynen öyle. Ankara Keçiören Gücü Bodrumspor maçına geçelim. Bodrumspor her iki devrede bulduğu toplam 3 golle rakibini 3-1 yenerek müthiş bir galibiyet aldı. Aynen. Taner Hoca'nın maçtan sonra açıklamaları vardı. Rakibimizi iyi analiz ettik diye ama pek iyi analiz edilmemiş. Çünkü Bahadır Erol'un attığı gol biliyorsun. Bahadır hep öyle goller atıyor. Bomboş. Aynı şey golü gibi biliyorsun. Hurşit'in attığı gol gibi oldu Bahadır'ın evet, golü. Evet aynen. Birebir aynısı doğru. Bir de Bodrum Spor'da Celal Dumanlı. Çok iyi oynuyor Celal. İlk yarıda golü attı. İkinci yarıda çıktı. Onda bir sıkıntı olmuş olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Celal iyi oynuyordu çünkü. İyi de oynadı. Bodrum Spor oturmuş kadrosuyla lige müthiş başladı. 2'de 2 yaptı ve şu an 2'de 2 yapan tek takım Bodrum Spor. Aynen. İlk 2 haftayı da lider kapatmayı garantilediler zaten. Ne düşünüyorsun Bodrum Spor'un aldığı galibiyet için? Kenan Özer de ilk defa oynadı Bodrum evet, Spor'da. Oynadı. Sonradan oyuna girdi. Yahoviç de 46'da girdi. Keçiören Gücü'nde bir de Taner Hoca şey dedi. Oyuncularım ilk yarıda afyon yutmuş gibiydi. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben Bodrum Spor'u tebrik ediyorum. Aynen, bir taraftar bize yazmıştı. Diyordu ki hani bu sabah yazmıştı Bodrum Spor için. Hani bu galibiyeti de yine...
tesadüf mü veya tabii işte de ölçü değil. Diyemeyeceksiniz. Bu, ölçü değil zaten bu maç. Bu net ölçü bir maçtı. Tabii. Bodrum Spor'un gücü anlamında. Bodrum Spor da kalitesini gösterdi. Aynen biz yanılttı. Ben mesela Keçiören gücüne çok güveniyordum. Bodrum Spor çok daha iyi oynadı. Kesinlikle. Bahadır Erol, Celal Dumanlı geçen hafta da iyilerdi. Süleyman Özdamar yine çok iyiydi. Aynen bu maçta da kendisini gösterdi. Doğru. Yani şey o iyi performanslarını gösterdiler. Yani Bodrum Spor 2 haftada 3 gol atıyor. Bak Malatya 3 gol attı. Keçiören gücü dinamik bir takım. Aynen. Hani çok kolay gol yiyen bir takım değil. Sen bu takıma da deplasmanda 3 tane atıyorsun. Şimdi Bodrum Spor iyi giderken de iyisini söylüyoruz. Düşüncemizi de söylüyoruz. Ha, Bodrum Spor biz ne dedik? Mesela ilk 7 adayı değil dedik. Bunu daha transfer döneminde söyledik ama Bodrum Spor ilk 7'ye girer. Hatta ilk 2'den çıkar veya 3. olur. Playoff finale kalır. Final. O zaman biz zaten konuşur söyleriz. Ama Bodrum Spor eğer devre arasına kadar zaten böyle giderse. Tabii. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yönetim hamle yapar devre arası. Zaten Bodrum Spor maddi olarak çok gücü kuvvetli var ya, bir takım. Zaten onu yapar yani. Eğer işte playoff'a yakın ne bileyim zirveye yakın giderse 2-2 anlamında veya 3. olur ne olursa Bodrum Spor devre arasında hamle de yapar ve çok rahat oyuncu da getirir. Ha belki Bodrum Spor şunu bile yapabilir şu anda. 2'de 2 ile başladı. Transfer dönemi bitmesine daha şurada neredeyse bir 8 Eylül'le daha 3 hani hafta var. 9'da 17 gün var. Tabii. 17-18 gün gibi hamle yapabilir yani. Aynen. İyi başladık diye koyalım yüzüne der belki. Drazić gene kadroda yoktu. Ya Drazić zaten iyi bir oyuncu değil ya. Drazić demek ki hazır değil. Olabilir. Vallahi Celal Dumanlı'yla pardon Bahadır Erol zaten şeyden çok daha iyi oyuncu Drazić'ten. Şimdi Bahadır Erol sol açıkta oynuyor. Evet. Aslında sol... Bahadır Erol normalde sol bekti. İsmet aynen. Hoca geldiğinden beri sol açık gibi oldu. Evrimleşti resmen. Caner Erkin gibi oldu aslında. Aynen. Caner de sol açıktan sol bek olmuştu. Bahadır sol bekten sol açık oldu. Şimdi Drazić de sol açıkta oynayabiliyor ama Bahadır bu performansını vermez. Kesemez. Zaten Drazić'ten daha iyi bir oyuncu Bahadır. Aynen bence de. Bodrum Spor zaten çok az yabancı transfer etti. Hala Muhammed yabancı hakları var. Drazić geldi Drazić'te bir de 3 tane. Bodrum Spor atıyorum 2-3 tane çok kaliteli yabancı alsa bir anda kendi adına işleri çok olumlu anlamda zaten değiştirebilir. Zaten hani o transferleri özellikle bekliyoruz. Ben yine dediğim gibi 2-2 ile başladı. Tabii. Hani yönetim bunu düşünerek bir anda hata geçebilirler. Olabilir. Yaparsa bak çok iyi olur. Ben söyleyeyim sana. Hedef ligde kalmak biliyorsun. Başkan açıklama yapmıştı. Ayaklar yere sağlanmaz. Bir anda manevrada yapabilirler. Tabii ki hamle yapabilirler. Ve transfer dönemi devam ediyor daha. Daha 16-17 gün var aynen. Keçiören gücü peki neden bu kadar kötü oynadı sence? İnanılmaz savunma hataları yaptılar. Ne düşünüyorsun? Bence Keçiören gücü kötü değil de Bodrum Spor aman vermedi. Öyle çok iyi oynadı Bodrum Spor. Ali de çok iyiydi. Melih felaket gol attı ama. Aynen. Mermi gibi vurdu topa. Melih köşeden gol oldu. Güzel gol attı. Çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum Melih de. Hani Keçiören gücünün kötü takımında en iyi oyuncularından birisiydi bence. Doğru. Bodrum Spor'da da herkes iyiydi. Kaleci de çok iyiydi Ali yine. Ali zaten hep iyi oynuyor biliyorsun. Aynen. Ali Sarıyer'den. Hani golde bir hatası yok. Bazı yorumlar gördüm ama evet. Mermi gibi vurdu. O topta hani yapabilecek bir şey yoktu. Doğru diyorsun. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bodrum Spor'un haftaya Adana Spor'la maçı var. Eğer o maçı da kazanırlarsa bir anda... Zaten güzel rakip bence. İyice, aynen. Çok fena havaya girerler. Koca Bodrum fena geldi ligi. Aynen öyle. Bodrum Spor da özellikle tekrardan tebrik ediyoruz. Aynen biz de yanılttılar. Kesinlikle onu söyleyelim. Bir diğer maça geçelim. Bodrum Spor'da tekrardan tebrik edelim. Sen stat'taydın. Hı-hı. Pendik Spor Altay maçı. Pendik Spor beklenenin aksine çok zorlandı. Hı-hı. Ama klasik bir olay oldu. Yine nöbetçi golcü Görkem Bitin kulübeden girdi. Ayağının tozuyla da aslında tam ayağının tozu denmez. 75'te girdi. Aynen, 90 artı 7'de 8'de de golünü attı. Görkem yine klasını konuşturdu. Dakika 90 artı 3'te Erdem Özgenç Görkem'i yanına çağırdı korner kullanılmadan önce. Orada ona bir şeyler anlattı. 5 dakika sonra da Erdem ortaladı. Görkem de golünü attı. Sakarya Spor taraftarları da Sakarya sayfaları da paylaşım yapmıştı. Pendik Spor maçı aldı. Asisti de Sakaryalı Erdem Özgenç yaptı diye. Pendik Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Çok zorlandılar beklediğimizden ama kazanmayı bildiler. Golden sonra da zaten protokol, her tüm tribünler falan yıkıldı statta. Ne düşünüyorsun? Pendik Spor'un özellikle orta sahasına transfer gerekiyor net bir şekilde. Dediğime geldin değil mi? Bir de Kapel'de bir sıkıntı mı var? Neden Kapel'de Osman Hoca 46'da çıkardı? Ona da geleceğim şimdi. Sen iyice bir sen statta olduğun için komple bir yorumla. Bir de Sinan Hoca Nader'i falan çok geç almadı mı oyuna? Şimdi öncelikle Pendik Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Vallahi bu maçta konuşacak çok şey var. Tabii. Sahasından yani sağ içerisinden tribününe kadar bayağı konuşulacak şey var. Doğru. Şimdi Pendik Spor kazandı maçı ama öncelikle Pendik Spor'dan başlayayım. Bence burada hani Osman Hoca çok hırslıydı. Maçı kazanmak için hatta sarı kart bile gördü. Sarı kart gördü hoca. Yaptığı şeylerde hani hakemlere söylediği şeylerde de haklıydı. Yani söyledi derken kötü şey söylemedi o anlamda anlamasınlar. Hani Altaylı oyuncular mesela
yere yatıyordu veya ikili mücadelede hakem çok kolay bazen kararlar çaldı, işte düdükler çaldı. Hoca orada şunu söyledi, ya böyle futbol mu olur dedi. Hani çok çabuk çalıyorsun hocam dedi, hani durduruyorsun oyunu ama falan. Ama Altaylı oyuncuların yerde çok yatması Pendik Spor'un işine gelmedi mi? Gelmedi. Maç o sahada uzadı ama 7-8 dakika. Uzadı ama hani bu her maçta olmaz yani böyle. Ama Pendik Spor'a karşı buraya gelen birçok takım zaten böyle oynayacak. Şimdi Altay'da zaten belli bir malzeme var. Bu belli malzeme. Genç oyuncularla oynuyor Altay bir de. Belli malzeme olduğu için zaten bir puan almak onlara avantaj gibi gördükleri için böyle oldu. Hani her takım bunu da zaten yapmaz. Onu söyleyelim. Şimdi Pendik Spor'da Osman Hoca maçı çok istedi ama bana göre 3 tane hatası vardı. Birincisi 2 tane 6 numara başlaması. Böyle bir maçta. İkincisi Alihan Tuncer'in 11 oynaması. Bence üçüncüsü de Görkem'in çok geç girmesi. Görkem'in en kötü 65'te girmesi lazımdı. Çok geç girdi. 3. Şeye geleceğim, maç içerisindeki değişikliklerine geleceğim. Bana göre hocanın Muhammed Akarsan'ı almaması gerekiyordu. Ben sana söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şu anda Pendik Spor'un kadrosuna bakıyorsun kulübeye. Ha bir de şunu da söyleyeceğim. Kesinlikle bu takımda Ferhat 11 oynayamaz. Erhan Kara oynamalı. Erhan oyuna bir girdi. Sol tarafta bir sürü atak yaptı Pendik Spor. Ama Erhan oynayacaksa 11'de de Görkem oynamalı. Erhan çok orta açıyor. Yok zaten şöyle olmalı. Pendik Spor bence çift forvet oynamalı. Hani bence 6 numara oynamamalı 2 tane. Bence Mesut 11 oynamalı. Çünkü neden Mesut diyorum? Mesut çünkü birinci bölgeden, ikinci bölgeden alıp üçüncü bölgeye topu taşıyan oyuncu. Tiam çıkmıyor hiç. Yalnız ya Tiam pasta atmıyor ileriye bak. Tiam hep ya yana atıyor ya geri atıyor. Yalnız dün Mesut ölümcül bir hata yapıyordu. Azar gol oluyordu. Payşah'a gelseydi yani Payşah oynasaydı. O yoktu o ara. Ona gelseydi bak o top gol olurdu. Ceyhun Gülselam'a çok kötü top kaybetti. Az kalsın gol aynen oluyordu. Ama maçın genelinde Mesut en iyilerinden de onu söyleyeyim. Ben Pendik Spor'da 2 haftadır en çok Regattin'i beğendim. Bir şeyler yapmaya çalışan oyuncu Regattin. Yapamıyordu ama işte. Kapel'deki sıkıntı da ne onu anlamadım. Kapel'de burada hoca çıkardı, performansını hiç beğenmedi. Kapel hiçbir şey yapmıyor ki, hocanın çıkarması normal zaten. Ben bunu sana Altay'dayken söyledim. Hadi Erzurum'da oynayamadı. Hadi dedik ki rakım makım. İlk hafta da ya dün ne vardı ki? Hava sıcaktı sadece. Yok de ben sana şunu söyleyeceğim. Kapel'de ne var? Bir şey öğrenebildin mi? Bir Altay'dayken de böyleydi zaten. Sen bana diyordun ki parasını alamıyor. Ya parayla alakası yok bu işin. Adamda bir şey yok. Bir haftayı 3 hafta kötü. 3 haftayı 5 hafta kötü. Kapel kötü oynadığı için çıkardı hoca. Sinirlenmiş hoca. Zaten Osman Hoca ordaklı yani. Kapel'e dayanamadı. Ben de sana şunu söyleyeceğim şimdi. Soracağım. Biz de geldik şimdi. Diyordun ki Altay'da parasını almıyor. Ya Pendik'te de yemeğini mi yemiyor? Bilmiyorum. Ne bileyim, anlamadım, otobüsü almayıp yürüyerek mi maça geliyor da oynamıyor? Ya adam parasını alıyor zamanında. Kurumsal bir kulüpte oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Paralar zamanında yatıyor. Aynen. Kapel kendi bir tane top geldi sağ tarafta ilk yarıda. Hani 3 tane adamın arasına giriyorsun. Eveleyip taş çizgisini orada. Bir de itiraz ediyorsun. Taş, top ondan çıktı diye. Ya top senden çıktı Kapel. Ne yapıyorsun yani? Vallahi ben Pendik'te en çok Erdem'i beğendim dün. Erdem bence kötüydü. Regattin iyi oynadı, zorladı. Ama Regattin'in de yanında alver yapacak adam yok. Sıkıntı o. Erdem bence kötüydü ama ikinci arada o iki tane içeriye top doldurdu mesela. Avuta gitti hatta. Bir tanesi Görkem, avuta gitti. Görkem babasıyla beraber izledik maçı. Ya bu ne yaptı diyor Erdem diyor. Topu hani bir frikik oldu ya sol taraftan. Gök aşağı hani böyle dışarıya attı topu. Aynen. Ama ne yaptı? Yine tecrübesini konuşuyordu. Asistini yaptı. Hani Erdem normalde Ankara Gücü'ne alıştığımız o bindirmeleri, işte araya pasları, hani orta sahadaki oyuncuları besleme noktasını yapamadı bence. Ama hakta veriyorum, dün felaket binen vardı. Ben tribünde bile terledim yani. Normal, çok, çok sıcaktı. Pendik Spor'da şöyle bir şey var. Ben bunu transfer döneminde de söyledim. Pendik Spor'un bu kadrosu zor üretir. Şu an 2 haftada da bunu görüyoruz. Pendik Spor, Gökçen, Muhammed Akarsan, Enes Keskin bu orta sahayla oynarsa Pendik Spor hiçbir zaman kilidi kolay kolay açamaz. Yani zaten lig zor. Altay'a karşı böyle zorlanıyorsan zaten yani sen var öbür maçlarda nasıl olacak? Pendik Spor'a bir tane sol açık, bir tane de 10 numara lazım. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Sen nasıl söylüyorsun? Pendik Spor'a bence bir tane sol açık lazım. Tamam. Bir 10 numara. Bana göre bir 10 numara 2. Bana göre bir tane de 8 numara lazım. Olabilirler üç. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bekir'in bu takımın göndermesi büyük yanlış. Bekir şu an Enes'ten de daha iyi bir oyuncu. Muhammed Akarsan'dan da iyi bir oyuncu. Yani en azından top alıp götürüyor ya. Dikine gidiyor. Dikine gidiyor. Bak Pendik Spor dikine giden adam yok. Mesut zaten hani 6 numara oyuncusu ama Mesut üretecek bir oyuncu değil. 2 tane oyuncu oynamaz 6 numarada. Ya Tiam oynayacak. Hele bu maçta oynamaz. Altay sana zaten gömülecek. Aynen. Bir de ben şunu da anlamadım. Osman Hoca dedi ki ilk olarak biz ayağa pas yaparak oynayacağız hani sezon başından itibaren. İlk yarıda aslında hani ayağa... Pendik Spor strateji değiştirdi mesela. Erzurum maçında ayağa top yaparak çıkmaya çalıştılar hep. Bu maçta uzun oynayarak.
Nikoliç'e, Kapel'e, Regattin'e kaç kere uzun oynandı. Çünkü burada hani İbrahim Öztürk faktörü var. Arkaya sarkıtmak için sarkıtıyor diyorsun. Ya çok fazla. Ama hani başarılı da olamadı Pendik Spor'a. Zaten Björk Kander çok iyi oynadı bu maçta. İyiydi. Geçen haftaya göre Samsun çok iyi oynadı. Göre. Aynen. Bir de kaleci Ozan bir pozisyonda öyle boş çıktı ki Nikoliç'in pozisyonunda. Ne yapıyorsun anlamadım yani. Orada offset vardı diye düşünürdü herhalde. Ama yoktu. Yoktu. Belki Kapel'de de vuramadı devamında. Çizgiden çıkardılar. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Pendik Spor'da orta alanda çok ciddi sıkıntı var. Üretme anlamında. Zaten üretmeyiz. Kesicilikte yok. Kanatta da söyledik zaten sıkıntı var. Bak ben zaten Regaten'e yanlış dedim. Bir, biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Ben Altay'dayken de bunu söylemiştim. Altay'da taraftar da biliyor. Ama Regaten 2 haftadır tırmalayan tek oyuncu. Tırmalıyor da yapman lazım ama bir şey yapacaksın. Çıkacaksın atacaksın da. Dün mesela, bir iki şut çekti. Mesela kafayla bomboş atamadın ilk yarıda kalenin dibinde. Nikoliç de bir tane kaçırdı çaprazla. Nikoliç çok formsuz başladı. Ne diyorsun? Normal top gelmiyor ki Nikoliç'e de. Ugra'yı iyiydi mesela. Ugra'yı oynadı. Sonradan. Ya zaten bak ben sana şunu söyleyeyim. Sol açıkta Ugra'yı oynasın. İlk 11. Tek 6 numara oynasın. Forvet'te de Görkem'le Nikoliç oynasın. Leblebi gibi gol atar diyeceğim Pendik Spor'a ama ortalanda sıkıntı var. Gökçen Muhammed yetmiyor bu lige. Pendik Spor için en olumlu söyleyeceğimiz şey ilk 2 haftada gol yemediler. Bu da olumlu nokta. Yani yok ben öyle yani tamam ama Erzurum iyi bir takım mesela hücum hattında. Olan Are var, Eren var. Bu takımdan gol yemedi. Sen üretemiyorsun ama Pendik Spor'un bu kadrosunun gol yememesine sevinmesi normal değil. Pendik Spor'un maçı kazanması sevindirir. Gol atması sevindirir. 10 tane 20 tane pozisyona girmesi sevindirir ama Pendik Spor giremiyor. Pendik Spor hiç üretemiyor. Bir de ağır çıkıyor zaten. Kalitem zaten top taşımıyor ki ileriye. Hep yana veriyor, geri veriyor. Bir de Erhan Kara oynamalı sol açıkta, sol bekte. Ferhat Öztürk hiç gidemiyor hücuma. Ya Ferhat'a top geliyor. Tam böyle sol açık mevkit tarafında. Dribbling yapması lazım. Ferhat gidemiyor. Topu tutuyor, geriye veriyor, yana veriyor. Ferhat hiç gidemiyor. Alihan Tuncer de daha 11'e oynayamaz. Alihan Tuncer bu ligde oynayamaz zaten. Ben bu transferi hiç anlayamadım Sertaç zaten. Sertaç Şam kalmalıydı bence Alihan gelecekse yani. Alihan Sertaç rahat oynardı ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum da Pendik Spor'un kesinlikle sol açığa oyuncu olması lazım. Bence zaten bir transfer var. Onu söylemiyorum ismini de. Gerisi en azından bu takımda hücum anlamında katkı verme ihtimali çok çok yüksek. Ama Pendik Spor'a bir sol açık bir 10 numara net lazım. 8 de lazım. Ben 3 tane transfer. Gökçen'i da sağ açıkta kullanıyor Osman Hoca. Ne düşünüyorsun? Dün de oyuna girdikten sonra sağda oynadı ilk olarak. Ya vallahi bilmiyorum da. Erzurum maçında da sağa çekti hoca. Pendik Spor'da çok ciddi anlamda orta saha sıkıntısı var. Üreticilik anlamında diyorsun. Ben sana biliyorsun. Ben bunu daha transfer dönemi dedim ki Pendik Spor sanki üretemeyecek gibi duruyordu. Bu belliydi. Yapılan kadro mühendisliğinde bu belli oluyordu yani. Kale iyi. Savunma da iyi. Ön liberolar da gayet iyi. Ama Pendik Spor'un biraz çeşitlilik katması kesinlikle lazım. Öyle. Hücum anlamında. Altay'a geçelim. Altay'da ben Björk Ander'i çok beğendim. İyi oynadı. Payşah da mesela hemen kalitesini gösterdi. Adam oyuna girdi. Sol ayağıyla bir şutu var. Topu iyi tuttu. İki tane belki net olarak pozisyon olmasa da aynen. Bir şeyler yaptı. Yani eğer ilk yarıda o Ceyhun'un girdiği pozisyonda Payşah 11'de olup ona gelseydi bence golle tamam hani sonuçlanma ihtimali çok çok yüksekti. Ya Altay'da çok ciddi sıkıntı var. Taraftarlar dün bize soruyorlar. Hani yapacağınız yorum merak ediyoruz da hakemle ilgili söylüyorlar uzattı dakika. Hakemin uzattığı dakika doğru yani. Maç çok durdu ama. Hakemlik hiçbir şey yok maçta. Bir kere 10 tane değişiklik oldu neredeyse. Yani 8. Altaylı oyuncular çok yerde yattı bir kere. Uzatma dakikalarında da Altay değişiklik yaptı. Hakem evet. Onu da eklemek zorunda. Nadir uzatmada girdi mesela. Aynen öyle yani hakemlik hiçbir durum olmadı yani maçta. Yok, söyleyelim hakemin hani maça hiçbir etkisi olmadı. Bence de olmadı. Nadir'i konusunda sen sordun. Çok geç girdi ama zaten Nadir'i sol bek oyuncusu. Özgür Özkaya oyuna bile girmedi. Evet. Hazır değiller ya demek ki. Öyle. Zaten hani Nadir'i sol bek hani Nadir'in oyuna girmesi hani oyuna girmese bile sen der miydin Nadir hiç oyuna girmedi niye almadı diye demezsin. Ben şöyle düşünüyorum. Murat Uluş bile oyuna girmedi ya bu maçta hani. Doğru. Belki gol hani belki maçın gidişatına göre bir puan onlar için şeydi. İyiydi, avantajdı gayet yani o yüzden almadı belki de büyük ihtimalle ama yani Altay'da çok ciddi anlamda sıkıntı var. Altay net düşme adayı. Tabi tahta da kapalı zaten. Büyük sıkıntı. Bakalım ne olacak. Bakalım. Altay taraftarlarının özellikle iç sahadaki maçlarda takıma çok iyi destek verip iç sahada puanlar alması kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Görünen o. Pendik Spor'u tekrardan aynen, tebrik edelim. Aynen Pendik Spor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Davetler için de tekrardan çok teşekkür aynen ediyoruz öyle. Maç için. Bir diğer maça geçelim. Pazar akşamı Yeni Malatya Spor, Adana Spor maçı. Her iki devrede gelen karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Adana Spor ilk yarıyı Tettey'in golüyle 1-0 önde kapattı ama ikinci yarıda Doğukan'ın attığı golle Yeni Malatya Spor bu sezonki ilk puanını aldı. Açıkçası baktığımızda bu 1 puan iki takıma da yaramadı. Çünkü bu iki takım da düşme adaylarından biliyorsun. Bu sene ligde kalmaya oynayacaklar görünen o. Aynen. Ve bu beraberlik bence iki takıma da yaramadı. Zaten Yeni Malatya haftaya Eyüp'e geliyor. Evet. Adana'da Bodrum'a oynayacak. Gidecek. O yüzden iki takımı bence bu bir puan kazanç değil kayıp. Hı hı. Ne düşünüyorsun maçın sonucu için? Adana Spor'da Roş da oynamadı. Aynen. Niye yoktu Roş?
sakatlığı varmış. Ha, Adana, geçmiş olsun dileklerimizi Adana Spor'un işi çok zor. Zaten Yeni Malatya çok net düşme adayı bu kadroyla. Adana Spor'da zor bir sezon bekliyor. Sıkıntılı bir sezon bekliyor. Adana da aynı yani, hiç farkı yok. Ne düşünüyorsun bir birlik sonuç için? Bu sonuç iki takıma da yaramadı. Vallahi ben Adana Spor'un kaybetmeyeceğini söylemiştim. Hani galibiyet olarak ben güvenmemiştim. Ben kazanmasını bekliyordum. Sen kazanır yanıldım demiştin. Maç berabere bitti. İki takımda da zaten çok ciddi sıkıntı var. Hani Yeni Malatya Spor'da tahta kapalı. Adana Spor'da belki tahta kapalı değil ama tahta kapalı gibi transferler yapıldı. Üçüncülük, ikincilik. Aynen öyle. Yani eğer oyuncular zaten şöyle çok şeyler beklense veya çok şeyler beklenmese de yapabilecekleri zaten bu. Hani bu oyunculardan zaten limitleri var. Belli limitleri bir limitleri var. Yani var. Zaten şöyle, aslında bu lig için limitleri yok. Doğru. Ha, bu ligin oyuncuları değiller. Burak Çoban Afyon'da zaten hani ikincilikte de şu anda beyaz grupta Urfa, Çorum, Ahmet, Düzce, hani böyle şampiyon olacak takımlar var. Ben bunların hiçbirisini 11'e oynatmam Burak Çoban'a. Aynen, katılıyorum. Yani o yüzden Adana Spor çok ciddi sıkıntı var. Taraftarların yatıp kalkıp dua etmesi gerekiyor. Ligde kalmaları için. Aynen öyle. Çok sıkıntı bir sezon bekliyor. Maalesef öyle. Çok zor bir sezon bekliyor. Yeni Mala Cihat Hoca'nın da ilginç bir açıklaması var. Bu takım ilk 7'ye kalırsa şaşırmam ya diye ama. Ya ne diyorsun hocam Allah Cihat aşkına Hoca ya. Bence hayal görüyor, onu söyleyeyim. Yeni Malatya Spor bu kadroyla ilk 7'ye kalırsa ben de matematik profesörü olurum. Ben yani sana bir şey söyleyeyim mi? Şu ligde 10 tane takım olsun. 10 tane takım arasında bile ilk 7'ye kalamaz. Aynen, Yeni Malatya nasıl ilk 7'ye kalacak bu ligde? Bu yani inanılmaz bir Cihat Hoca'ya La Fontaine'den masallar anlatıyor. Hani iş ona geliyor. Öyle zaten. Ya da hani birkaç da hafta daha bu takımın başında kalayım diye. Zaten Cihat, bu kadro kötü de Cihat Hoca'ya iyi bir takım verseniz de başarılı olamaz. Cihat Hoca'nın başarılı olduğu bir takım da yok. Aynen öyle zaten. Kariyerinde hep başarısız. Kasımpaşa'da başarısız. Balıkesir'de başarısız. Akhisar'da başarısız. Nereye gitse başarısız. Hani o yüzden Cihat Hoca da bence ne dediğini bilmiyor, onu söyleyeyim. Öyle zaten ya şu Malatya takıma. Malatya çok net düşme adayı yani. Yani biz bakıyorsun Bodrum'a bile diyemiyoruz ki 2-7 adayı diye. Tabii. Aynen öyle. Malatya'ya nasıl diyeceksin ki? Malatya 4 tane gol yedi, 4'ü de kafayla bir kere yani. Aynen. Ya bilmiyorum, ben bazen anlayamıyorum. Ya bir şey söylüyorsun. Kendisi de bence inanmıyor da buna söylüyor. Yani. Ya eğer kendi inanıyorsa bence çok ciddi bir sıkıntı var. Sıkıntı vardır. Yani, kesinlikle katılıyorum. Söyleyecek bir şey yok yani. Aynen öyle. İki takım içinde kayıp 2 puan. Kazanç olmayan 1 puan. Tabii ki de değil kazanç. Adana Spor'da, Malatya Spor'da net düşme adayları. Yani. Ya Adana Spor için gerçekler bunlar. Acı aynen gerçekler. Maalesef öyle. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. Bu maçla da programı kapatacağız. Göztepe kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u ağırladı. İlk yarı Hüsamettin Yener'in golüyle 1-0 bitti ama ikinci yarıda Olenare sonradan oyuna girip penaltıdan çok net bir penaltı vuruşuyla 1-1 yaptı skoru ve maç da öyle bitti. Olenare çok iyi kullandı penaltıyı. Çok sert ve net bir vuruş. Aynen, oyuna girdikten sonra da çok iyi oynadı Olenare. Erzurum bence lige iyi başladı. İç sahada Pendik'e karşı iyi oynadılar, kazanamadılar. Göztepe gibi dolu tribünlerin önünde de geriye düşüp bir puan almak. Çok iyi, aynen. Sezona böyle sıkıntılı girmişken 2 maçta 2 puan çok iyi başladı. Zaten, çünkü zorlu takımlarla başladı. Aynen, zaten tam onu söyleyeyim. Zor bir fikstüre başladı. Aynen. Bu hafta da Samsun'da oynayacaklar. İç sahada. O yüzden iyi başladı bence de. Bir de Estralı hazır değil. Olenare hazır değil. Haşek ilk defa 11'de çıktı bu sene. Gayet önemli bir puan aldılar. Bir de Mustafa Yumlar kendinden sakatlanıp çıktı. Evet, geçmiş olsun. Orhan Ovacıklı bana göre çok iyi oynadı bu bence maçta. De. Bir de Eren Tozlu da aldığı foullerle takımını rahatlattı. Ne düşünüyorsun 1-1'lik sonuç? Ben bu maçta Göztepe tarafındaydım. Ben de güveniyordum ama maç berabere bitti. Evet. Ve bence Erzurumspor için kayıp olmadı bu bence puan. Bence olmadı. Onu söyleyeyim. Göztepe için oldu. 80'de çünkü gelen gol oldu. Olenare geldiğinden beri ben söylüyorum. Hatta Erzurumspor taraftarı tepki gösterdiği zamanda da söylüyordum. Olenare iyi bir forvet. Olenare'de hiç sıkıntı yok. Bak ben sana söyleyeyim. Olenare'de şöyle bir nokta var. Geçen sene Erzurumspor'da ciddi sıkıntılar vardı. Hem maddi, tahta kapalı, yanındaki oyuncular değişiyor sürekli. İşte Olenare'ye böyle çok fazla baskı vardı. Olenare 2 haftadır çok iyi. Geçen hafta da Pendik maçında gol atıyordu az daha. Şutları İki tane oldu. Şutu var. Birini Burak çıkardı, biri de çok az yandan avulta aynen gitmişti. Yani bu hafta da zaten bir puanı aldırdı. İyi oynadı. 3 tane adam zor tutuyor Olenare'yi. Olenare çok iyi bir oyuncu. Doğru. Ben şu anda bakıyorum lige. Hedefi olacak takımlar anlamında bunu söylüyorum. Birçok takımda zaten forvet sıkıntısı var. Var. Olenare en iyi forvetlerden birisi. Bence tahtası kapalı olmasına rağmen Erzurum'un çok iyi forvet hattı var. Eren'le Olenare. Aynen. Daha ne olsun tahtası kapalı olan. Evet. Erzurum'un en büyük sıkıntısı şu, Şalay'la Roşivel 2 yıldır bir tane maçta katkı vermedi. Roşivel ayakta duramıyor zaten. Bütün topları izliyor. 11'de başladı bir de Roşivel. Şala da bu sefer sonradan girdi.
Çok kötü oynuyorlar. Çalı ama. Kötü bu iki zaten. Oyuncu hiç sahada yok ya. Aynen öyle maalesef. Göztepe'de de ciddi anlamda forvet sıkıntısı var. Acilen bu takıma bir kere forvet, tabii ki birçok noktada sıkıntı var da acilen forvet de lazım. Atanga çok geç girmedi mi? Bence 90 çok... artı 1'de oyuna girdi ya. Ya 75'te girmesi lazım zaten en kötü. Yani. 70-75 yani. Belki bir sıkıntısı olabilir. Göztepe'de de Kerim Alıcı sakatlandı çıktı. Ona da aynen, geçmiş olsun. Uğurkağan da oyuna girdi. Çok kötü bir penaltı yaptı. Uğurkağan'ı zaten sen hep söylüyorsun. İleriye vurması lazım topu orada. Kendi ceza alanında topla çıkmaya çalıştı. Erzurum sporlu oyuncu da çok akıllıca bir harekette penaltıyı aldı. Orada topu ileri vuracaksın. Evet ya. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Şu anda iki takımı kıyasladığımız zaman da iki hafta neticesinde Erzurum daha iyi futbol oynuyor. Erzurum ligi oyun olarak en iyi başlayan takımlardan biri. Erzurum tahtası kapalı olduğu halde hayatta düşmez, onu söyleyelim. Yok, paralar zamanında ödensin, bu takım hayatta düşmez. Zaten. Çünkü belli bir malzemesi var. Haftada bir maç oynayacak takım için gayet iyi bir kadrosu var. Evet, Erzurum zaten yeterli. Hani şu tahta olayını falan bir hallederse, hani ne bileyim, kaleci, Solbek transferler yapsın, zaten Erzurum Spor'da hani çok rahat kalıcı olur ilk zaten. İlk 7 adayı bile olabilir. Tabii. Çünkü elde iyi bir malzeme var yani. Aynen öyle. Bir de Mustafa Uyumlu çok sakatlanıyor. Ne düşünüyorsun? Yani gene sakatlandı. Oyuncunun fizyolojisi böyle. Maalesef. Çok sakatlanıyor. Onunla ilgili de bir haber gördüm. Sivas Spor Mustafa Uyumlu'yu istiyor diye. Bilmiyorum, olabilir. Onu tahtası zaten... kapalı Erzurum verir mi sence Mustafa? İlerleyen günlerde görürüz. Belli olmaz. Her şey olabilir. Futbol bu. Peki. Mustafa Uyumlu gitmek isteyebilir. Her şey olur. Bonservis alayım der mi belki Erzurum? Ya olabilir. Mustafa Uyumlu gitmek ister. Her şey olabilir. Onu zaten ilerleyen günlerde görürüz. Tamam. Net bir şey olmadığı için yorum yapmak doğru değil. Hani resmi bir şey olmadan ben yorum yapmaya çok şey yapmıyorum. Hani söylenti haber de çok fazla çıkıyor. İki takımı tekrardan tebrik ediyoruz. Aynen. Çarşamba günü de Erzurum Spor, Samsun Spor maçına özel program yapacağız. Onu buradan söyleyelim. Aynen. Güzel bir hafta sonu oldu. Yanıldığımız maçlar bir da oldu. Bir de Göztepe'de Yunus Emre çok güzel asist yaptı. Aynen. Onu da söyleyelim. Yunus Emre zaten iyi bir oyuncu. Bunu hep söylüyoruz. Aynen öyle. Tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Yanıldığımız maçlar da oldu. Haklı çıktığımız maçlar oldu. Öyle. Güzel bir hafta sonu oldu. Lig yine sert başladı. Beklediğiniz gibi gidiyor. Kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Aynen. Kaybeden takımlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından videomuza beğeni, yorum ve özellikle rica ediyoruz. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Herkese iyi seyirler. Tüm şeylerde tekrardan selamlarımızı iletiyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Hafta sonu kazanan tüm takımları tebrik edelim. Tüm şehirlere de selamlarımızı aynen gönderelim. Öyle. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.